Merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Son bölüm analizini sizlerle paylaşmıştım ve bu videomda da önümüzdeki bölüm için hazırladığım analizimi konuşacağız. Sonbaharda başladığımız 9. sezon finale doğru giden yolculuğundan o kadar uzun zaman geçti ki şimdi kış mevsimi geliyor. Her ne kadar sezon sona erse de 10. sezon için yayınlanan birçok haberi sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz Maggie'nin diziye geri dönüşü ya da Rick'in film evreni gibi pek çok gelişme yaşanabilir. Bunların yanında Negan'ın spin-off'u da çıkabilir. Ayrılacak ya da dahil olacak oyuncular da olacaktır. Bu yüzden de sezona ara verecek olsak bile haberler ve duyurularla karşınızda olmaya çalışacağım. Hadi şimdi videoya giriş yapalım ama her zaman olduğu gibi 15. bölümden yakalanabileceğiniz spoilerlara dikkat edin. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. On the season finale of The Walking Dead. We kept trying to hold on. It's over. The kingdom fell. This storm could make these roads impassable for weeks. It's either we make it to the next way station. We die. Through Alfa's territory, we trigger a war. We didn't agree to those borders. Is it them? Those borders are hers, not ours. 9. sezonun final bölümünün fragmanına baktığımızda bir nevi 10. sezonda yaklaşacak olan kışın etkisini görebiliyoruz. Kış mevsimi hakkında aldığım haberleri Ocak ayında sosyal medyadan uzak olmamdan dolayı paylaşamamıştım ve arada kaynadı. Yani bu bir anda ortaya çıkan bir şey değildi ve böyle olacağı da belliydi. Önceki analizlerinden birisinde de karakterlerin kışlıklarını giymeye başladığını ve kışın yaklaştığını söylemiştim. Bu fragmanın açılış sahnesinde de krallığı görüyoruz. Ezekiel'in bir konuşması var. Krallığı tutmaya çalıştığı ama başarısız olduğu gibisinden bir şeyler söylüyor. Kapıdan ayrılan Ezekiel ve Carol çoktan boşalmış olan krallığın kapısını kapatıyorlar gibiler. Ezekiel'ın da dahil olduğu krallığın üyeleri sınırlarından dışarı çıkıp yola düşüyorlar. Ayrıca baktığımızda topluluklardan ayrılan sadece krallık üyeleri değil gibi gözüküyor. Çünkü gördüğümüz üzere bu kervana dahil olan Michonne, Daryl ve Eldon gibi kişiler de var. Kaç yıldır izlediğimiz bu dizide ilk defa bir kar görmemizin heyecanını yaşıyorum. Karakterlerimiz ilk defa göründüğünden çok daha farklı bir durumda. 15. bölümde karakterlerimizin öldürülüp kafalarının kazıklara geçirildiği yerden geçtiklerini görüyoruz. 15. bölümde burası otluktu, yeşillikti. Umut sembolünün üzerine düşen ilk kar tanesinin ardından görüyoruz ki her şey çok değişmiş. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar şiddetli bir kar altında buranın kalmasının çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden muhtemelen yine bir zamanda atlama gerçekleşecek. Ama bu zamanda atlama çok da uzun süre olmayacaktır. Bence 1-2 haftalık bir atlama olabilir bu. Görünüşe bakılacak olursa krallıktaki herkes, burada yoldan geçen kişilerin hepsi krallığı terk etmiş. Ama benim anlamadığım, bu zamanda sıçrama süresi boyunca Michonne neredeydi? Michonne bu kafaları kazıklara geçirilmiş kişileri gördükten sonra ilk tepkisini ve ne yaptığını henüz bilmiyoruz. Onun bu durum karşısında aklına gelecek ilk kişi şüphesiz Judith olacaktır. Hemen geri dönüp onu bulmak isteyecektir. Ayrıca sadece Judith değil, RG'yi de çok merak edecektir. Bu fragmanda gördüğümüz kadarıyla bir araya geliyorlar ama nasıl gelecekler emin değilim. 14. bölümden bu yana Michonne çok fazla ön plana çıkmamıştı. Fragmanda da bu duruma karşı Michonne yerine daha çok Carol ve Daryl'a odaklanmıştı. Angela Khan, Dinay Gurira'nın ayrılma ihtimalinden dolayı sahnelerin çoğunda ağırlığı Daryl'ın üzerine vermişti. Daryl hiç olmadığı kadar belki de sezon ortasından itibaren bu diziyi aldı götürdü. Rick'in ölümünün ardından odaklanılması gereken bir karakter vardı ve bu konuda da Angela Khan Daryl'a ağırlık vermişti. Michonne'un sahnelerinin az az olacağını konuşmuştuk ve bu durum 9. sezon finalinde de devam edecek mi bakalım, göreceğiz. 9. sezon finalinde gördüğümüz bu kar 10. sezonda devam edecek mi elbette net konuşmak yanlış olur ama 10. sezon kış sezonu olacak gibi duruyor. Hatta belki 11. sezonda böyle sürer, neden olmasın. Umalım ki 9. sezonun sonunda her ne yaşanırsa yaşansın 10. sezon başlamadan bir zamanda atlama daha gerçekleşmesin. Bu fragmanın kafa karıştıran önemli bir noktası var. Fragman boyunca yoğun bir kar yağışının hakim olduğu kareler hepimizin malumu. Herkes bir yere sığınmak istiyor gibi gözüküyordu. Ama baktığımızda bu ilk sahnede Ezekiel'in olduğu krallıkta hiçbir fırtına ya da kar yok. Bu yüzden acaba diyorum ki Alfa fuarda daha büyük şeyler de yap ve insanlar orayı bırakmaya karar mı verdi? Çünkü Ezekiel fragmanda krallığın düştüğünden bahsediyordu. Biraz kafa karıştırıcı bir konu. Nasıl bu kadar hızlı bir şekilde krallık düşmüş olabilir? Belki de şu yüzden olabilir. Ezekiel kendi ağzından yiyeceğin azaldığından bahsetmişti. Fuar alanındaki ölümlerin ardından bir de kışın gelmesi yiyecek içecek konusundaki kıtlığı daha da arttırmış olmalı. Toplulukta yiyecek bir şey bulamayan insanlar buna çareyi topluluğu terk etmekle bulmuş olabilirler. Bu yüzden de artık Carol ve Ezekiel de buradan ayrılmak istediler. Peki nereye gidiyor olabilirler? Bana kalırsa onlar Hilltop'a gidecekler. Tara'nın ölümünün ardından şu anda Hilltop'un başında kim olduğunu bilmiyorum. Ama imzaladıkları anlaşma onların içeri girme konusunda önemli bir rol alabilir. Enid yok, Tara yok, Maggie yok, Jesus yok. Acaba krallığın yönetimi şu anda kimde? En iyi ihtimal Eldon gibi. Belki de yönetimsel boşluğu doldurmak amacıyla da krallık Hilltop'a gidecek olabilir. Baktığımızda bu da mantıklı geliyor. Hem yiyecek içecek kıtlığı hem de Hilltop'taki yönetimsel boşluğu doldurmak ve aynı zamanda da krallığın üyelerinin karnını doyurmak için böyle bir göç bence çok iyi olabilir. Bence böyle bir şey çok mantıklı olmalı. Krallığın gitmesi gereken bir yer varsa orası kesinlikle Hilltop olması gerekiyor. Zaten krallığa giden yollar tehlikeliydi, bunu biliyoruz. Şimdi böyle bir cephenin Hilltop'la birleşmesi ve Alexandria ile nispeten yakınlığı fısıldayanlara karşı daha iyi olabilir. Sanırım 10. sezon odak noktası böylelikle Hilltop ve Alexandria olacak. Farklı bir hikaye yapısı oldu aslında. Çünkü biliyorsunuz krallık zirve yaptı. Fuarı düzenledi ve insanların hepsini bir araya getirdi. Şimdi ise böyle bir yükselişin aynı hızla düştüğünü göreceğiz. Bir zamanlar hapishane odak noktasıydı. İnsanların her zaman orada yaşayacağını zannediyorduk. Fakat sonra bir gün hapishane düşmüştü. Uzun zamandır ilk defa bir topluluk kaybediyoruz. Son zamanlarda bunun haricinde sığınak düşmüştü ama aslında orası bizim olmadığı için düştü olarak sayılmaz. Bu sahne hakkında konuşalım. Kar üzerinde sanırım aylakların ayak izleri var. Bir sürü buradan geçmiş. The Walking Dead'in aylaklarıyla Game of Thrones'un ak gezenlerinin benzerlik seviyeleri de böylelikle artmış oldu. Muhtemelen The Walking Dead izlemeyen birisi bu sahneyi gördükten sonra uzaktan bakarak Game of Thrones'un bir bölümü zannedebilir. Ve işte tam da bu sahnede aslına baktığımızda uzun zamandır beklediğimiz ve aynı zamanda da 16. bölümün sinopsisinde yazan kar fırtınasının ne olduğunu anlıyoruz. Ekibimizin nereye sığındığını tam olarak bilmiyorum. Belki burası Hilltop'ta olabilir ya da küçük bir kulübe tarzında bir sığınakta olabilir. Aslında neresi olduğunun çok da önemi yok. Çünkü baktığımızda böyle bir yere sığınacak kadar zorluk çektilerse fırtınanın şiddetini tahmin edebiliyoruz. Muhtemelen geceyi burada geçirecekler. Fragmanda tam olarak neresi olduğu belli olmuyor. Fakat belki de Angela Khan işin içinde olduğu için önceki sezonlarda sığınılan bir kulübe ya da onun gibi bir barınak olma ihtimali de var. Yanlış hatırlamıyorsam 5. sezon 12. bölümünde Rick ve Aaron'un yer aldığı bir sahne vardı. Belki bu yer orası da olabilir. Bence The Walking Dead 9. sezon finalinde tıpkı eski sezonlarındaki gibi hissettirecek. Çünkü biliyorsunuz karakterlerimiz topluluklarına sığınmıştı ve artık dış dünyaya eskisi gibi bağlı değildi. Onları tekrar kalabalık bir şekilde dışarıda görmek bana hemen eski sezonları anımsattı. Onların eskisi gibi hayatta kalma çabasını fırtınaya karşı bu sezon finalinde izleyeceğiz. Dediğim gibi onların nereye gittiğini tam olarak kestirmek zor. Alexandria'da olabilir, Hilltop'ta olabilir. Bence 9. sezon finali her zaman olduğu gibi yine yavaş bir şekilde ilerleyecek. Ama bu yavaşlığına rağmen izleyiciyi sıkmayacaktır. Yalnız bu kazık sahnelerinin detaylı bir şekilde sunulması sadece kaybedilen Henry ve diğerleri için olduğunu sanmıyorum. Biliyorsunuz fısıldayanlarla bir anlaşma yapılmıştı ve bunun neticesinde de fısıldayanlar kendi topraklarının sınırlarını bu kazıklarla çekmişti. Şimdi Ezekiel ve diğerlerinin bu sınırı geçmesi bir ihlal anlamına geliyor. Böyle bir durum savaşı yol açar mı bakalım, göreceğiz. Bence bu konuda Ezekiel ve Carol'ın endişesini görebiliriz. Ya da bazı karakterlerin bu sınırı geçerken endişesinden dolayı geçmek istemediğini de görebiliriz. Çünkü bir sınırı geçmek onların da kafalarının kopacağı anlamına geldiği için korkuyor olabilirler. Ama bir yandan da geçmek zorundalar. Çünkü kar fırtınası çok şiddetli. Bu çizgiyi geçmeleri bir savaşa sebebiyet verirse sizce kimler bu savaşa katılım sağlar? Negan'la olan savaş çok uzun sürmüştü ve birçok kişi hayatını kaybetmişti. Bu savaşın şahitleri mesela bu savaşa dahil olmak istemeyecektir. Mesela Michonne da bu savaşa girip insanlarını kaybetmek istemeyecek yapıda birisi. Ama onun aksine Ezekiel Michonne'un yanında yer almasını isteyecektir. Bu anlaşma işte bu noktada onların birleşmesini sağlayabilir. Carol zaten savaşmak için çoktan hazır bir karakter. Henry'i öldürdüğü için Alfa'yı en çok öldürmek isteyen kişi olacaktır. Bence böyle bir durumla ve savaşa doğru sezon finali bitebilir. Bakalım tam olarak nasıl olacağını göreceğiz. Bu fragmanda dikkat çeken şeylerden bir tanesi de aylakların yağmur kar dinlemeden yürümeye devam etmesi olabilir. Demek ki onların aç kalması zayıflatsa da ölmelerine sebebiyet vermeyecek. Muhtemelen aylaklar kar yüzünden daha da yavaşlayacaklardır. Böyle bir kar karşısında sadece kampları içerisinde yaşamını sürdüren fısıldayanlar ne yapacak bunu çok merak ediyorum. Onların bu soğuk hava karşısında nasıl hayatta kalacaklarını bilmiyorum ve bunu bize gösterirlerse ilgi çekici olacaktır. Ve fragmanda gördüğümüz sahnelerden bir tanesi de bu. Lydia ve Carol'ı bu karede beraber görüyoruz. Aslında burada ne geçtiğini anlamak çok da zor değil. Carol bu mızrağı Henry konusuna Lydia'ya doğrultuyor olabilir. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğini sanmıyorum ama Carol burada Lydia'yı öldürmek isteyecek gibi. Bu işin içine Daryl girip Carol'ı sakinleştirecek ya da telkinlerde bulunacak. Çünkü yayınlanan Snack Peek'te öyle gözüküyor. Tekrar genel olarak konuşmak gerekirse 9. sezon finalinde 10. sezon için bir başlangıç niteliği taşıyacak sebepler oluşturacaklar. Bence bölüm çok hareketli geçmeyecektir. Güzel bir sinematografi eşliğinde kar yağışında Ezekiel ve diğerlerinin yolculuğunu seyredeceğiz. Lydia ve Carol'ın ölümler konusundaki tartışmaları olacaktır. Genel olarak dediğim gibi bunlar gerçekleşecek ve kış şiddetini arttıracaktır. Bu yolculuğun sonu ise Hilltop'a ya da Alexandria'ya varacak. Tam olarak bu sezon finalinde neyi kurmayı düşünüyorlar emin değilim. Bilmiyorum, belki Negan'ın kaçışı olabilir. Belki de Rick'in film evreniyle ilgili bir gelişme yaşanabilir. Ama bu bölümün sonunun büyük bir şeyle bitmesi gerekmekte. Bu bölümde her şeyi dikkatli bir şekilde kurup 10. sezona taşıyacaklardır. Dediğim gibi 10. sezonun tanıtımı için bu bölüm çok büyük bir önem arz ediyor. Genel olarak sezon finali ve 10. sezon için analizlerim ve tahminlerim bu şekilde. Yayınlayacağım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sezon finali hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Umarım incelememi beğenmişsinizdir. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.